ülkenin başında durdukça İsrail'le asla ilişki kurulamaz, İsrail şudur budur falan. Fakat sonra ne oldu bir anda? Bir yerlerden herhalde dendi ki arkadaş hadi uzatma da hadi otur bakayım İsrail Cumhurbaşkanı'yla mı dendi artık bilemiyorum. Bugüne geldik. Şimdi mesela bununla ilgili Saadet Partisi bir klip hazırlamış. Zaten Saadet Partisi İsrail'le ilişkide tümüyle karşı. Yani İsrail'e zaten karşı onlar. Fakat Tayyip Erdoğan da aynı mantıktaydı. Ve o zaman hani Saadet Partililer bu konuda en azından Tayyip Erdoğan'a eleştiri yönetmiyorlardı. Ama şimdi birdenbire ah İsrail canımız, ciğerimiz, dostumuz biz bunlarla ve o cümleler unutuluyor bakın. Şimdi bir izleyelim. Bir iki ekleme daha yapacağım. Görüntüler bile vicdanları harekete geçiremiyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz demektir. Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Temiz elimi kirletmem. Temiz elimi kirletmem. Temiz elimi kirletmem. Temiz elimi kirletmem. One minute. One minute. One minute. One minute. Kimler kimlerle beraber yan yana geliyor? Yani bir şey söyleyeceğim. Aslında tuhaf bir durum var. Erdoğan çok iddialı biliyorsunuz her konuşmada fakat halk çok unutkan. Yani unutkan olduğunu nereden görüyoruz? Bu konuları hiç konuşmuyorlar bile. Yani Erdoğan demedi mi? Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı olduğum sürece İsrail'le ilişki kurulamaz artık. Bu ne? Tuhaf bir durum değil mi bu? Ya da bunlar terörist devlet ya da siz katilsiniz. Şimdi şöyle söylüyorlar. Efendim devlet yönetiminde böyle şeyler. Hayır o farklı bir şey. Bu kadar kısa aralıklarla bu kadar U dönüşleri olmaz. O zaman devletin hiçbir şeyi kalmıyor ve işte hani adama bunu yaptırırlar dışarıdan. Çünkü o anlama geliyor. Şu anda bakın dün akşam da sordum. İsrail'le iyi ilişkide olmanın bana faydalarını söyleyin. Bakın aksini söylemiyorum. Ben eskiden beri Tayyip Erdoğan bu ilişkileri bozmadan önce de ya bölgede İsrail önemli bir ülke. Onunla niye bozuluyoruz diyen biriyim. Fakat şimdi ısrarla soruyorum. Neyi şey yapıyorsunuz? Yani ticaretimiz mi çok artacak? Filistin'i mi kurtaracaksınız? İsrail'i buradan böyle iyi davranıp da haritadan mı sileceksiniz? Ne? Sorun ne? 10 vatandaşımızın kanı ellerinde. Siz ne yaptınız? Ver parasını, kurtar canını dediniz. Değil mi? Öyle olmadı mı? Paralar alındı, ailelere dağıtıldı, onlara da fazla da gürültü patırtı çıkartmayın denmedi mi? Ne oldu şimdi ben Cumhurbaşkanı olduğum sürece, bu ülkenin başında olduğum sürece İsrail'le asla. Aynı şeyi biliyorsunuz Alman gazeteci için de söylemişti değil mi? Bu can bu bedende oldukça o gazeteci hapisten çıkamaz.